Ben Hilmi Sevirgen. Yeşilöz köyündenim. 39 yaşındayım. 15 yıldır avokado üreticiliği yapmaktayız. 11 yıldır da Migros'a avokadolarımızı vermekteyiz. Bahçemizde 8 çeşit avokadomuz bulunmaktadır. Bunun sebebi tüketicilere her ay avokado lezzetlerinden tattırmaktır. Bir sebebi de bunların kendi içerisinde erkeğe dişisi var. Bunlarla beraber tozlanma gerçekleşiyor. Bu avokadoların her bir cinsinin ayrı ayrı hasat dönemleri var. Hasat dönemi gelen ürünlerin gününde toplanması gerekiyor. Toplamayı yaparken de yere kesinlikle düşmemesi lazım. Çünkü yere düştüğü zaman yaralanma, berelenme oluyor. Yaralanan yeri de çürüme meydana geliyor. Tropikal bir ürün olduğu için yaprakları acı oluyor. Acı olunca sinek, böcek, haşere gelmiyor. Avokadonun tozlanmış olması o avokadonun olgunluk derecesine eriştiğini göstermektedir. Şu elimde gördüğünüz avokado 200 gram ve üstü ve elimizi tamamen dolduran lezzetli Yeşilöz'de yetişen bir avokadodur. Cinsine göre renkleri değişmektedir. Reyondan alırken bir avokadonun açık renkte veya koyu renkte olması o avokadonun kötü olduğu anlamına gelmemektedir. Tüketiciler hemen yemek istiyorlarsa yumuşak avokado almaları gerekmektedir. Daha sonraki vakitlerde yemek isterse sert avokado alması lazım. Limon ve elmanın yanına koyaraktan yumuşamasını sağlayabilirler. Avokadonun sabah ezmesini, öğlen salatasını, akşam da muz, ceviz karıştıraraktan üstüne bal dökerek tatlı niyetine de yiyebiliyoruz. Avokadoyu her zaman yiyebilirsiniz. Sabah, öğlen, akşam hiç fark etmez. Avokadonun tam zamanı. Bol bol tüketin. Afiyet olsun. Ulaşım tek kartta. Artık İstanbul kartınızı Migros'larda doldurabilir ve Money Kart olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İstanbul kartta yapacağınız alışverişlerde kazandığınız money'leri ulaşımda da harcayabilirsiniz. İstanbul Kart Migros'ta indirim ve ulaşım tek kartta. Herkese merhabalar. Migros Türkiye YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben İzlen Erdem. İyi tahmin yarışması başlıyor. Biliyorsunuz hafta içi pazartesi, çarşamba ve cumaları saat 13'te sizlerle birlikteyiz. Genelde iki kere ben sunuyorum, bir kere de Karel sunuyor. Her zaman olduğu gibi yine ilk kez katılanlar var aramızda. Onlar için hızlıca hatırlatacağım nasıl bir yarışma olduğumuzu. 10 tane tahmin sorusu soruyoruz. Bu soruların yanıtları sayısal, yani sadece rakamlardan oluşuyor. O yüzden sadece rakamlarla yanıt vereceksiniz. Peki nereye yazacaksınız? Şu anda yazmakta olduğunuz sohbet bölümüne sadece rakamları yazacaksınız. Ve sonuna hiçbir şekilde litre, gram, metre gibi ekler koymayınız. Araya da nokta virgül koymayınız. Yazılımımız onları algılamaz. Sonra en yakın yanıtı veren, yani bizim sorumuza en yakın yanıtı veren kazanıyor. Peki iki kişi aynı yanıtı verirse o zaman da hızlı olan kazanıyor. Biz YouTube'dan verileri alıyoruz. Saniyenin binde birine kadar olan oranda damga, zaman damgası deniyor buna. Bir damga ile zaman damgası olarak adlandırmışlar. Bize iletiyorlar. Orada da en hızlı yanıt veren öne geçiyor. O soruda birinci olan 100 puan alıyor, ikinci olan 99, üçüncü 98, böyle gidiyor. İlk 100'e, yani 100. de 1 puan alıyor, puan veriyoruz. 10 soru sonunda bu puanlar birikiyor. Günün birincisi 250 mani kazanıyor. İkincisi 100, üçüncüsü de 50 mani. Toplamda 400 mani ödülümüz var. Hızlıca anlattım. Peki bir şey yapmanız gerekiyor mu? Hayır. İsteyen katılabiliyor. Fakat tek şartımız var. Abone olmanızı istiyoruz. Niye ısrarla bunu söylüyoruz? İster inanın ister inanmayın. %70 civarında hala izleyenlerin abone değil. Ya bana da çok garip geliyor. Fakat abone olmanız lazım. Yani hasbelkader ödül kazanırsanız abone olmayanlara ödül veremiyoruz. Sistemimiz bunu da buradan kontrol ediyor. O yüzden hadi
zamanınız varken, yarışmaya da başlamadan hızlıca şu sağ altta sizine göre abone ol butonuna tıklayın. Kanalımıza abone olun. Hem de bildirimleri de açın ki yarışmamız başladığında haberdar olabilin. Bildirim açmak için de o çan işaretini işaretleyeceksiniz. Peki hızlıca anlattım. Hemen yarışmamıza geçeceğim. Bu hafta görüyorum yorumlarda yazıyorlar. Gerçekten Google yok. Yani bence Google sorusu yok. Sarp üzgünüm. Seni çok bu konuda şey yaptılar. Senin için üzgünüm ama. Yani haklılar da biraz bence diğer yarışmacılarımız. İlk sorumuzu alalım bakalım. Ürünler toplam kaç gramdır? 12 adet ürünümüz var. Bunların hepsi tabii ki Migros'ta satılan ürünler. Sosisler, sucuklar, şarküteri ürünleri. Bunların toplam kaç gram olduğunu söylüyoruz. 12 adet olunca da buna tek tek girip bakma şansınız olmuyor 30 saniye içinde. Bu arada süreyi de söylemeyi unuttum. 30 saniye zaten gördüğünüz yeni katılan yarışmacılarımız. Süremiz de şu anda bitti. Hızlıca alalım yanıtımızı. ...2097 gram. 12 adet ürünümüzün toplamı 2097 gramdı. Nitekim böyle sorulara tam yanıt vermeniz de biraz zor oluyor. Ben ilk 7'yi okuyorum. Diğerleri ama benim puanım kaç diye merak edenler, onlar da yarışmanın sonunu beklesinler. Yarışmanın sonunda herkesin kaç puan aldığını ekrana veriyoruz. 7. Merve İnce oldu 94 puan. 6. Muhammed Taha Aydın 95 puan. 5. Serhat Betin 96 puan. 4. Ahmet Dursun 97 puan. 3. Namık Yılmaz 98 puan. 2. Mustafa Vurmak 99 ve ilk sorumuzun birincisi Mustafa 9. Kırbıyık. Mustafa 9 Kırbıyık ilk sorumuzda birinci oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Bizden ne yaptı? 100 puan aldı. Şu anda bitseydi yarışmamız günün birincisi Mustafa 9 Kırbıyık'tı. Hemen ikinci sorumuza geçelim. İki tabaktaki yemekler toplam kaç kaloridir? Şimdi Google'ı tabii iki türlü kullanıyorsunuz ben biliyorum. Hemen Google görsellerden de aramalar yapıyorsunuz ama hiç bence bugün ve bundan sonra inşallah boşuna uğraşmayın. Amacımız bunun önüne geçmek. Tabii ki bir yere kadar geçebiliriz ama her şey var internette. Evet, alalım bakalım yanıtımızı hemen hızlıca. 1705. Evet, dediğim gibi 1705 ne kadar önüne geçelim desek de bu tür sorular sorduğumuz sürece bazen bakma şansınız oluyor diye düşünüyorum. 7. Arzu Gül oldu. 94 puan aldı. 6. Sherlock Holmes 95 puan. 5. Güven Kaya 96. 4. Nazım Alper Ersöz 97 puan. 3. Mert Asım Yüce Bilgili 98 puan. Arvid Merlin bulmuş bu sorularımızın demek ki kaynağını, tam yanıtı da vermiş, 99 puan almış ve birinci Ahmet Dursun olmuş. Ahmet Dursun herhalde bizim eski bir yarışmacımız ya da futbolcu Ahmet Dursun değildir diye düşünüyorum. Beşiktaşlı biliyorsunuz, efsane futbolculardan Ahmet Dursun vardı. Belki de bir espri yaptı, bilmiyorum. Evet, üçüncü sorumuzu alalım. Sporcunun atladığı yükseklik kaç santimetredir? Gördüğünüz gibi bir yüksek atlamacı. Peki 15. saniyede biz atladığını görüyoruz diyenler var. Evet ama bu aynı zamanda hem tahmin hem de bilgi sorusu. Eğer yüksek atlama izliyorsanız baştaki sporcunun hareketlerinden bunun bir yüksek atlama şampiyonası, daha doğrusu olimpiyatlarda kategorisi olduğunu görebilirdiniz. Alalım yanıtımızı. 220. Yani 2 metre 20 santim. Ben şöyle düşünüyorum bu tür sorularda. Yani çok mu zor? Gerçekten nereden bileceksin? İşte Derek bilmem ne Kanadalı. Onu da son anda zaten ismini görüyorsunuz. Ama zaten amaç
tam bilmek, tam doğru yanıt, yani diğer yarışmalar gibi değil burada. Önemli olan orada yarışmacıyı ilk gören, aa bu bir yüksek atlama, onun yüksekliğini soruyor. Yaklaşık da onlar 2.20'ler, 2.30'lar atlıyorlar diye yanıt verenlerin kazanmasını istiyoruz ve bence o şekilde de oldu. 7. Kemal Budak 94 puan, 6. Murat Kağan Atabey 95 puan, 5. Sevil Türkoğlu 96 puan, 4. Volkan Uluada 97 puan, 3. Berkan Tayfur 98, Ahmet Baştan 99 ve Abdülkadir Önen 100 puan aldı 3. sorumuzdan. Kendisini tebrik ediyoruz. Peki ne yapıyoruz biz 3 soru bitince? Yeni yarışmacılarımız için söylüyorum. Ekrana kimin önde gittiğini, yani o 3 soru sonunda kimin önde gittiğini veriyoruz. Ama vermeden önce tekrar hatırlatıyorum. Abone olmayanlar için. Bakın bir şekilde ödül kazanırsanız maalesef ödülümüzü veremiyoruz. Bunu kusura bakmayın tekrar tekrar söyleyeceğim. Çünkü hala izleyenlerin 3'te 2'si kanalımıza abone değil. Hızlıca şu anda vakit varken sağ alttan abone ol butonunu tuşlayıp olabilirsiniz. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Kusura bakmayın olanlar için tekrar etmem gerekiyor. Peki alalım ekrana kim önde gidiyormuş? Ahmet Dursun aslında biraz belli de etmişti. Ahmet Dursun 249 puanla önde götürüyor. Kemal Budak 218, Salih Atçı 196, Ankara Güçlü Tolga 176 ve 5. Selçuk Sapaz. Şu anda ilk 5'imiz bu ama her şey değişir. Ahmet Dursun iyi gidiyor ama daha 7 soru var. Bakalım 4. sorumuz neymiş? Migros galeta unu paketindeki karbonhidrat miktarı 1 litre süt paketindekinden kaç gram daha fazladır? Tabii buradaki süt de görüyorsunuz Migros yarım yağlı süt. Yarım yağlı olunca eğer kilosuna veya kalp damar sağlığına dikkat edenler için de daha uygun bir süt yağı azaltılmış. Diğer tarafta da 250 gramlık galeta unu. Bitti süremiz, alalım yanıtımızı hemen. ...140 gram daha fazla. Yani normalde aslında un değil mi? Karbonhidrat tabii ki fazla olduğu için sütten ama sütte de sıfır değil. 7. İdealist 94 puan aldı. 6. Rehtan Semay 95 puan aldı. 5. Mehmet Baş 96 puan aldı. 4. Murathan Çetinkaya 97 puan aldı. 3. Güvenkaya 98. 2. Ahmet Dursun tekrar. Bravo. Merak ettim kim olduğunuzu. 99 puan. Ve 1. 4. sorumuzun 1.'si Ömer Hazar oldu. Ömer Hazar 100 puanla şu anda 4. sorumuzun 1.'si. Bu arada kusura bakmasın belki de Ahmet Dursun diye birisi var. Yani ben nedense bu kadar iyi yarışınca eski yarışmacılarımızdandır diye tahminde bulunuyorum. Belki de yeni bir yarışmacımız ve çok iyi tahminler yapıyor. Şimdi tekrar hatırlatayım. Bakın canlı yayını daha sonradan izliyorsunuz. Şu anda da hatta izlediğinizde en iyi sohbet mesajları diyor veya canlı sohbetin tamamını oynatma diyor. Biz her yarışmadan sonra cevabım öndeydi diye mailler alıyoruz sizden. Fakat buna dikkat edin. Bir kere YouTube'dan aldığımız için hepsini zaten göremiyorsunuz. Yani o canlı sohbetin tamamını açmazsanız zaten iyice filtreleniyor. Buna lütfen dikkat ediniz. Geldik 5. sorumuza. Alalım. Ekranda kaç adet Migros tel şehriye vardır? Sol üstte de koymuşuz tel şehriyenin paketini. Bunu saymak da tabii imkansız şu anda ama. Ben eminim tam yanıt da veren olur yani buna. Bizim yarışmacılarımız tam yanıt da verirse hiç şaşırmam. Son bir saniye, süremiz bitti. Evet, alalım yanıtımızı. 151 adet varmış. 151 adet varmış ve birçok 150 yanıtını görüyorum. Bu tür sorularda bence hani bu size bir ipucu vermiş olayım. Mesela ben yarışmacı olsam ne yaparım biliyor musunuz? Ya 149 derim ya 151 derim. Neden derseniz genelde herkes yuvarlak rakamlar yazmaya meyilli oluyor ve bu tip iyi tahmin yapıldığında o farkı da işte o artı eksi birler yaratabilir. Bu da benden küçük bir tiyo. 7. Ankaralı 99 oldu. 94 puan aldı. Tabii şöyle bir ihtimal de var. 149 dersiniz bütün 150'ler üzerinize geçer.
Bu da bir ihtimal tabii. 6. Ayşe Erdemir oldu, 95 puan aldı. 5. Okan Ramco, 96 puan. 4. Ertuğ 18.97. 3. Sibel Güler 98. 2. Zara Ekin 99. Ve 5. sorumuzun birincisi Nuri Baltacı oldu. Bizden 100 puanı aldı Nuri Baltacı. Tebrik ediyoruz. Daha önce de birincilikleri vardı zaten. Geldik 6. soruya. Hızla devam ediyoruz. Alalım. Ürünler toplam kaç mililitredir? Yine Migros'ta satılan 12 adet şampuanı görüyorsunuz veya bakım kremleri, saç bakım ürünleri. Buradaki sorumuz da toplam bu ürünlerin kaç gram olduğu. Özür dilerim, kaç mililitre tabii ki ekranda da yazıyor olduğu. Bitti süremiz, alalım yanıtımızı. ...4810 mililitre. Burada da işte paketleri tanıyorsanız tabii ki büyük avantaj. Hepsini tanımanız çok mümkün görünmüyor. Yaklaşık kafadan ölçüp biçip tartıp bir cevap yazıyorsunuz. 7. Aaron Ramsey EB, 94 puan aldı, epeydir yoktu. 6. Ercan Gün, hoş geldiniz Ercan Bey. Eski rekortmenlerimizden Ercan Gün. Mutlu oluyorum böyle kendisini de gördüğüm zaman. 5. İbrahim Bozkurt 96 puan. 4. Recep Yılmaz 97. 3. TNC'ye BYK YLDRM. Herhalde Tuncay Büyük Yıldırım gibi tahmin ediyorum. 2. Melekadex Adex 99 puan aldı ve Ozan Ali Bilgili bu sorumuzun birincisi oldu ve tam 100 puanı aldı. Şimdi 6. soru da bitti. Bakalım Ahmet Dursun hala önde mi? Alalım bir ekrana. Evet, hala önde. 408 puan ile. 2. Güven Kaya, 3. Selçuk Sapaz, 3. 4. Zümrüt Tuğçe ve 5. Melekadex Adex. Bu soruda aldığı 99 puanla 5.liğe kadar çıkmış. Tabii yarışmacı sayımız artınca alınan puanlar da doğal olarak düşüyor. İlk 100'e girenler sadece puan alıyor. Bütün puanları da yarışmanın sonunda vereceğiz. 7. sorumuzu alalım. Görüntülerdeki futbolcu kaç yaşındadır? Burada bu bir futbolcu. Çok enteresan bir haber. Belki de bu haberi izleyenler, okuyanlar, takip edenler olmuştur. Onlar hızlıca yanıtını vermiştir. Ben çok etkilendim kendisinden. Yaşını da göstermiyor. Size küçük bir tüyo da vermiş olayım. Yani şaşıracaksınız belki de. Alalım yanıtımızı. ...75... Düşünebiliyor musunuz? 75 yaşında, 6 yaşından beri futbol oynuyormuş. Yanılmıyor isem Mısırlıydı. Ve şu anda rekorlar kitabına girmek için bir 3. lig takımıyla çalışmalarına devam ediyor ama kesinlikle 75 göstermiyor bence. 7. Çağla Çağla oldu, 94 puan aldı. 6. Cemal Eroğlu 95 puan. 5. Gamze Türker 96. 4. Sevda Topçu 97. 3. Rıza Karakaya 98. 2. Osman Can 99. Ve 7. sorumuzun birincisi Erkoç TV oldu. Erkoç TV'de bizi epeydir takip eden yarışmacılarımızdan bu sorudan 100 puanı aldı. Geldik 8. soruya. Bakalım neymiş. Son 3 sorudayız. Ekrandaki mandalinadan kaç dilim çıkmıştır? Bence biz yaklaşık 1 yıla yakın zamandır yapıyoruz. Sorduğumuz en güzel soru bu. Bu soruyu da 14 yaşında bir kızım var, ona borçluyum. Onun sorusuydu. Böyle bir şey soralım mı dedi. Benim çok çok hoşuma gitti. Bu mandalinadan kaç dilim çıkmıştır? Ortalama kaç çıkar? Onları tahmin edin. Alalım bakalım kaç dilim çıkmış. 10, evet. 10 dilim çıkmış. Şu anda birçoğunuzda ya bir kısmınızda en azından ya açsaydın da görseydik diyenleri duyar gibiyim ama inanın yani ayıp olmaz. Açtım bir de yedim yani onu. O yüzden bana inanın o bizim elimizden de çıkmış bir soru. Evet zaten 10 yanıtını da yani bu nasıl bir tahmindir
Muhteşemsiniz. Epey bir yarışmacımız tam 10 yanıtını vermiş. Evet. 7. Nebi Altaylar 94 puan aldı. 6. Elis Öztürk 95 puan aldı. Ertuğ 18.96 puan aldı. Çağla Çağla 97 puan. Ahmet Özdemir 98 puan. Sinem Erdoğan ikinci oldu 99 puan. Ve 8. sorumuzun birincisi o da efsanelerden Aysel Akın. Çok soruda, çok günde birinciliği var Aysel Akın'ın. Gerçekten iyi bir yarışmacımız. Bazen düşünüyorum acaba Koç burcu mu diye biraz böyle aceleci davrandığı zamanlar oluyor. Bizim e-postalarımızda arkadaşlar da iletiyorlar. Hızlı yanıtlar. Neden yüklenmedi, cevap vermediniz dediği oluyor. Evet. 9. soruya geldik. Alalım bakalım neymiş. Biberler toplam kaç gramdır? Evet, 6 tane Galatasaray destekçisi biberimiz var burada. Vallahi tebrik ederim. 6 da 6 yaptılar son 6 maçta. Buradaki 6 biber de onu temsil etsin. Her ne kadar Fenerbahçeli olsam da tebrik etmem gerekiyor. Bu hafta Fenerbahçe kötü oynadı. Maalesef. Evet. Süremiz bitti. Alalım yanıtımızı. Evet, 1392 gram. Şimdi tabii Galatasaray'ı tebrik ettik. Tabii ki Trabzon'u da etmemiz gerekiyor. Ama bu sene doğal olarak tabii ki ben tuttuğum takım şampiyon olsun isterim. Herkes ister ama eğer olmazsa da kimi istiyorum biliyor musunuz? Sivas olsun ya. Hiç şampiyonluğu yok. Yani Trabzonlular da kusura bakmasın. Onların da epeydir yok ama Sivas'ın hiç şampiyonluğu yok. Çok da güzel gidiyor bu sene lig. İnşallah her sene böyle çok takımın olduğu, sadece 3-4 takımın domine ettiği bir lig olmaz. Evet. Kadınlardan özür diliyorum. Biraz futbol konularına girdik ama bu sene gerçekten güzel gidiyor. 7. Hakan Karalar 94 puan. 6. Kadir Irmak 95 puan. 5. Çalışkan Anne. Ne güzel isminiz var 96 puan. Annelerin çoğu zaten hepsi hatta çok çalışkan. Gerçekten hakkınız ödenmez. 4. Bu ne dünya kardeşim 97 puan. 3. Merve Özer, uzun süredir takip eder Merve Hanım da 98 puan. Seval Durgut Yavuz 99 puan ve İsmail Gökçe Gökgöz bu sorunun galibi oldu. Ve biz de geldik 10. ve son sorumuza. Saatlerimiz de 13.20. Hemen son sorumuzu alalım. Çok kolay bir soru sorduk bu sefer. Kampanyanın ödülü kaç manidir? Burada soru işaretinin yanında küçük bir şey kalmış sanki. Çizgiler kalmış. Önemli değil. Orada normalde bir aslında kampanyanın ödülü yazıyor. Biz bunu soruyoruz. Migros'u takip edenler. Arvid Merlin mesela çok iyi takip eder. Ufuk Ağırbaş sanki küstü bize. Yok epeydir ismi gibi geliyor bana. Aysel Akın da bilebilir. Alalım yanıtımızı. Beş. Evet. 30 lira üzeri alışverişlerinizde o borcam ürünleriydi değil mi? 5 lira ödülümüz var. 5 mani ödülümüz var. Evet. Ne zamana kadar? Migroskop süresi boyunca. Süresi de kaçında bitiyordu? 26'sı diye hatırlıyorum ama onu bir teyit edeyim ben. 7. Bahtiyar Mutluoğlu 94 puan aldı. 6. Emre Devotion oldu. 5. Cahit Ekmekçi 96 puan. 4. Leyla Kurt 97 puan. 3. Sevil Türkoğlu 98 puan. 2. Hızlı Gonzales yarışta 99 puan. Ve 10. sorumuzun birincisi futbol star oldu. Bu tip tabii ki Migros'ta ve kampanyalarıyla ilgili ürünlerle ilgili sorularımız olacak. Neticede Migros adına ve Migros TV'de yapıyoruz biz bu yarışmayı. O yüzden bu tür soruların olması çok normal. Peki, süremiz bitti. Ben tekrar hatırlatayım. Pardon, yarışmamız yani 10 soru bitti. Sağ alttaki abone ol butonuna lütfen olmayanlar şu anda tıklasın. Bir şekilde bakın isminizi okurum. Sonra ödül kazanırsınız. Onları maalesef yükleyemiyoruz. O yüzden de hazır zamanınız varken sağ alttan abone olu lütfen tıklayınız diyorum. Peki. Beşincimiz. 331 puan alan Ertuğ 18.
Ertuğ 18, 331 puanla 5. Dördüncümüz. Çok yaklaştınız ama 382 puanla ve 3.'den sadece 15 puan aşağıdasınız. Melek Adex, Adex oldu. Dördüncümüz. Melek Adex, Adex. Neden dördüncü oldunuz biliyor musunuz? Çünkü sporcunun atladığı yüksekliğe 300 cevabını vermişsiniz. Yani 3 metre aslında dünya rekoru bile zaten kaç 2.50'lerde olması lazım. Oradan yanılmışsınız. Bir de tabii bu da bir futbol sorusu. Aslında futbol değil. Görüntülerdeki futbolcu kaç yaşındadır? 55 demişsiniz. Vallahi ben de yani bilmesem ben de 55 falan diyebilirdim. Hiç 75 göstermiyordu. Ama bu iki soru size maalesef 0 puan kazandırdığı için dördüncülükte kaldınız. Peki üçüncümüz kim oldu? Uzun süredir o da takip eder bizi. Sevil Türkoğlu oldu. 397 puanla tebrik ediyoruz Sevil Türkoğlu'nu. İkincimiz yeni bir isim. Yeni bir isim. Zümrüt Tuğçe ikinci oldu. 422 puanla. Nerede kaybetmiş? Yine futbolcuya 65 yaşında demişsiniz. 65 demenize rağmen demek ki ilk yüze girememişsiniz. 319. olmuşsunuz. O zaman gerçekten tebrik ediyorum. Yani müthiş tahminler gelmiş. Ya da o haberi okuyanlar var diyeceğim ama müthiş müthiş. Zümrüt Tuğçe 422 puanla. Yani Sevil Türkoğlu bu arada 50 mani kazandınız. Zümrüt Tuğçe 100 mani kazandı ve geldik günün birincisine. Günün birincisi. O da yeni bir isim. Yani eğer eski yarışmacılarımızdan biri ismini değiştirmediyse yeni bir isim. Ahmet Dursun. Ahmet Dursun 561 puan almış. Çok iyi bir puan. Bugün çünkü bence nispeten daha zordu yarışmamız. Yani konferimiz de mesela aslında kolay elimizde mikroskop varsa ama birçok kişinin elinde mikroskop var. Bu sefer hızlı yazmak mesele haline geliyor. Ahmet Dursun'u da tebrik ediyoruz. 250 mani bugün bizden kazandınız. Son kez söylüyorum sağ alttaki abone ol butonuna hadi tıklayın. Ben de çünkü yarışmayı kapatıyorum. Çarşamba günü yine saat 13'te sizlerle birlikteyiz. Hepinizi bekleriz. Hiçbir yere ayrılmayın. Sizi puanlarınızla baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.